bakmayacaksın. Ama köpek ve kedilerin katlinde Hindistan'ı Suriye'ye örnek vereceksin. Hayır, hayır, hayır. Şimdi size söz veriyorum. İYİ Parti grubu da sayın başkan vekillerimiz konuşacak. Cumhuriyet Halk Partisi grubu da muhalefet de. Sabahlara kadar günlerce bu yasaya karşı direneceğiz. Söz veriyorum. Buradan son olarak Türkiye'deki ki bu konuda bizim 300 yıllık bir geleneğimiz var. Sokaklardaki köpekler sahipsiz başıboş köpekler değil. O sokağın, o mahallenin bakıp büyüttüğü, göz aşinalığının olduğu, sevdiği ve o mahallenin bir bireyleri. O yüzden biz tüm muhalefet grubu olarak bu yasayı direnerek sizlerle 81 ilde, ilçelerde geri çektireceğiz. Bu konuda beraber olacağız, birlikte olacağız, birlikte direneceğiz. Teşekkür ediyorum. Ve gidenlerin hepsi de öldürülüyor. AK Parti'nin elindeki olan belediyeler çok güzel çalışıyorlar. Ben mahallemdeki ve diğer mahalledeki köpeklerin %60'ını göremiyorum. %70'i bile yok. Yasa daha evet demeden bu oldu. Evet dense ne olur acaba? Bu konular hep buyurun. Arkadaşlar. Kediler de toplanmaya başladı Haydar Bey. Kediler de toplanmaya başladı. Kısırlaştır aşılar, yerinde yaşa. Arkadaşlar. Kısırlaştır aşılar, yerinde yaşa. Arkadaşlar, İstanbul Milletvekili İYİ Parti Sayın Nimet Öztürk açıklama yapıyor. Sevgili arkadaşlar, ben sizden, içinizden biriyim. Bir hayvansever olarak milletvekili olmak bana nasip oldu ve burada İYİ Parti grubu milletvekillerimiz ve genel başkanlarımızla beraber karşınızdayız. Sonuna kadar direneceğiz. Hukuktan sorumlu genel başkanımız ve Afyon milletvekilimiz şu anda hazırlanan yasa tasarısının Tarım Komisyonu'na gelmesiyle ilgili çalışmalarını sürdürecektir. İçiniz rahat olsun. Her maddenin altına ilk önce önerilerimizi yazacağız. Önergelerden sonra, maddeleştikten sonra hepsine şerhimizi koyacağız. Arkadaşlar, bu bir yasa tasarısı değildir. Bu bir katliamdır. Biz bu katliamı kabul ettiğimiz zaman sadece hayvanlarımızı kaybetmiyoruz arkadaşlar. Vicdanlarımızı kaybediyoruz. Nasıl ki eğer devlet bugün öldürmeyi meşrulaştırırsa yarın insanlar dağda, taşta, çocukların önünde kin duygusuyla hayvanların ölüşünü seyreder ve öldürmeye başlarsa bu bir güç gösterisi haline gelir. Daha sonra güçleri yettiğinde çocukları da kadınları da öldürmeye başlayacaktır. Bu bir arkadaşlar, bu bir sarman halinde devam edecektir. Ülkenin sadece Suriyelilerle değil, bununla da demografik yapısını ve sosyolojisini bozacaklardır. Hiçbir seçilen seçmenine karşı gelme hakkına sahip değildir. Bizler vekiliz. Asil olan sizlersiniz. Bizler sizleri temsil etmek için burada varız. Şu an AK Parti koltuklarında oturan vekiller de sizin oylarınızla seçildi. Maalesef ki tek adam rejiminde tek adamı seçtiniz halk olarak, ama bizi eşit olarak parlamentoya dağıtmadığınız için zayıf kalıyoruz. Bütün muhalefet birleşsek AK Parti'nin evet oyunun önüne çıkamıyoruz. Bu seçmenlerimize fayda sağlamak için elimizden geleni yapsak da başarısız olabiliyoruz. Halk diyorum size hiçbir seçilenin seçmene karşı gelme hakkı yoktur. Bu sadece köpekleri öldürmek değil arkadaşlar. İyiler ve kötüler savaşına dönüyor arkadaşlar. Bakın. İyi ve kötü savaşına dönüyor. Arkadaşlar sonuna kadar direneceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Bitmiyorsa sandalyesi en çok olan muhalefet partisi şu an içimizde CHP'nin bunu anayasaya taşıma hakkı vardır. Gerekirse biz birleşiriz. Neden? Çünkü hayvanlar siyaset üstüdür. Hayvanlar vicdanımızdır. Anayasa Mahkemesi'ne de başvuracağız. Birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Durmayacağız, susmayacağız. Bu hikaye burada bitmeyecek. Gerekirse erken seçime gideriz. Hemen bir şey söyleyeyim vereceğim. Arkadaşlar şunu söyleyelim. Uyutma adı altında çeşitli kelime oyunlarıyla hayvanlarımızın canlarının katledilmesine ötenazi diye efendim acı çekmeyecek. Acı çekmeden ölüm varsa sen niye yaşıyorsun? Bir an önce öl de cennete git. Acı çekmeden ölüm olur mu? Arkadaşlar yasalar buyurun vekilim. Tasarının 5. maddesinin son fıkrasını iyi okuyun. Orada diyor ki barınak yoksa sözün kısası. Barınak yoksa ve kuduz tespit edilemediyse, çaresiz kaldıysa öldürebilir diyor. Evet, evet, evet. 1393 belediyemiz var. Günde 11 tane kısırlaştırma yapılarak 264 günde 4 milyon tane kısırlaştırmayı gerçekleştirebiliyoruz. Doğru mu hocam? Doğrudur, doğrudur. Demek ki biz yaşatırken öldürmeyi niye tercih ediyorlar? Sorun bu. Neyin kıvılcımını ateşliyorlar? Neyi kutuplaştırıyorlar? Belediyeler el değiştirmişken, belediyeler muhalefet partisinin eline geçmişken insanla belediyeyi mi karşı karşıya getirmek istiyorlar? Amaç nedir? Bunu iyi sorgulamak lazım. Şimdi Malatya'da depremde insanına, sokağına, doğasına sahip çıkan, Malatya'ya yardım isterken, ekmek, su, erzak isterken oradaki kedi ve köpeklere mama da isteyen ve depremde yuvalarını kaybetmiş köpekleri sahiplendiren Malatya milletvekilimiz Vela Baba burada. Bu konuda o da bir şeyler söyleyecek. Veli abiye veriyorum ben. Peki ben de hepinize bu mücadelenizde başarılar diliyorum. Bugün grup toplantısında genel başkanımız bir şey söyledi. Aslında bugün yaşadığımız birçok sorunun da çözümü orada yatıyor. Ayağa kalkın, hep beraber mücadele edin dedi. Bu sorun sadece tabii ki meclisteki milletvekillerimiz, buradaki arkadaşlarımızla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sizler adına sonuna kadar mücadele ederiz. Onu bilin. Ona hiç kuşku duymayın. Ancak maalesef parmak sayısına bakıyor bu mesele ve maalesef onların parmak sayısı bizimkinden daha yüksek. Ne yapılacak? Bakın bugün öğretmen meslek kanunu Ekim ayına ertelendi, geri çekildi. Bunun anlamı şu: eğer mücadele ederseniz, eğer sesinizi tüm Türkiye'ye duyurursanız bu yasayı meclisten geçirmeleri mümkün değil. Bu burada hepinizi, hayvanseverleri, herkesi, burada vicdan olan herkesi bir büyük mücadeleye davet ediyoruz. Sokaklar sizin, sokaklar hepimizin. Bu mücadele eğer başarıyla sonuçlanacaksa hep beraber bir araya gelerek sesimizi yükseltmek de olur. Sokaksa sokak, korkmayın. Ne yapacaklar? İdam edecekler sizi. Hiç korkmayın. Bakın, hiç korkmayın. Hiç korkmayın. Bakın bu mücadele, bakın Türkiye'de birçok alandaki yapılan şeylerde bedel ödemeden bir şey elde edilemiyor. Bakın bu ülke kurulurken bedel ödendi. Bu ülke, Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi ilk yalnız başına yola çıktığı zaman ödeyeceği bedeli biliyordu. Gerekirse idamı göze aldı ama memleketi kurtardı. Siz de bedel ödemeyi göze alacağız. Hep beraber mücadele edeceğiz. Benim söyleyeceğim söz Kısaca bu. Hep beraber ayağa kalkın, mücadeleye devam edin. Serhan Bey'i takdim edeceğim. Hemen takdim edeceğim. Arkadaşlar, kıymetli arkadaşlar. Bizim İstanbul'da şehit yaşarsa, eğer uyutma yasası olacaksa biz dahil bizi de herkesi de öldürsünler. Görsünler biz bizi. Sayın Vekilim, buradaki çoğu en azından kendi adıma gençliğimi bedel ödedim hayvanlar için. Bugün oy verdiğim partiden utanıyorum. Türk milliyetçisi bir insanım. Bu ülkenin bir kaldırım taşına zarar vermedim. Sadece istediğimiz ekmek istemedik, aç istemedik. Yaşam hakkına saygı dedik. Olmadı. Şu anda hepinizin başımın üstünde yeri var. Bu şekilde arkamızda durduğunuz için. Ama sizden diyeceğim. İlk önce Mansur Yavaş'ı verin. İlk önce onu verin. Arkadaşlar, bir şey söylemek istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'ne buradan sesleniyorum. Logoları bir hayvandan oluşuyor. Bir hayvanı logo olarak kullanan milletvekillerinin başka bir hayvanın öldürülmesine izin vereceğini hiç sanmıyorum. Arkadaşlar söyle. Arkadaşlar, başka bir soru. Arkadaşlar, başka bir soru soracağım. Tekin Bey baksın. Vekillerim, bir şey soracağım. Diyelim ki bu yasa çıktı. Bu yasa çıktığının ertesi gününde bütün muhalefet alanda olacak mı bizle? Gelecek misiniz? Evet. Arkadaşlar. Hemen Serhan Bey'e söylüyorum. Arkadaşlar. Bu yasa çıktığı anda ve şu son 2 günde yasa çıkana kadar kanunlar nezdinde hiçbirimize uyku yok. Her yerde basın açıklaması ve eylem tamamen anayasal haklarımız çerçevesinde devam edecek. Sayın Serhan Asker Bey. Geçiriyor çocuk. Bir dakika. Milyonlarca hayvan sever bu ruh halinde. Yaşayan bir ölü haline geldi. Bağırma. Kim o? Şu anda gitmem giriş kapısında. Var. Bir arkadaşımız fenalaştı. Bayıldı. Hayır, konuşurken bir anda kas katı kesildi. Bir dakika, Mert'in o. Mert'in o. Devlet yaşatır, devlet öldürmez. Affedersiniz, bir şey söyleyebilir miyim? Selamlı vatandaşın konuşma hakkı var mı? Çok minik. Var ama şu an. Evet Serhan. Serhan konuşacağız ama. İyi, daha iyi. Şimdi arkadaşlar bir saniye. Şimdi. Lütfen bir sessiz olun. Arkadaşlar bir saniye. Şimdi ben de her hafta cumartesi, pazar günleri sokakta görkemli hatıraları yapıyorum. Bizim jenerik başladığı zaman bütün sokak hayvanları o programın konuğu oluyor. Benim yanımda duruyorlar. Ve size söz veriyorum, bütün programlarda söylüyorum, bundan sonra da sokak hayvanlarıyla ilgili düşünülen bu katliama karşı her programda, her saat başında yayınlarda söz edeceğiz. Dayanışmayı televizyonlarda da, sokaklarda da hep birlikte yapacağız. Söz veriyorum size. Sayın Cumhurbaşkanım, eğer sizi seviyorlarsa bu yasaya hayır derler. Tarihe köpek katili, kedi katili diye geçmek istemiyorsanız lütfen AK Parti'ye de muhalefet karşı, ama kusura bakmayın, sinirlendim. Hayır demesi gerekiyor. Sizi seven herkesin hayır demesi gerekiyor. Siz katil olamazsınız. Arkadaşlar, bütün destekleyen vekillerimize gruplarıyla birlikte Sayın Serhan Bey'e ve bütün destekleyen vekillerimize teşekkür ediyoruz. Ve burada olmayan bütün 600 vekilimize de diyoruz ki içinizde zerre kadar iman varsa, vicdan varsa bu yasaya evet demeyin. Teşekkür ederiz size de. Ben sizin isminizi alabilirim. Haydar Özkan. Peki bir STK'nın söyleyeyim. Haydar Özkan. Söyle. Haydar Özkan. Peki bir STK'nın üyesi misin? Hayvanların Yaşamakları Konfederasyonu 2. Başkanı. Yaşam Hakları Konfederasyonu 2. Başkanı. Haydar Özkan. Basın açıklamasında meclisin önünde. Tamam mı? 2. Başkan. Tamam, ha, arayalım konuşalım. Tamam mı?